4 Ağustos tarihinde aslında planlanandan da bir yıl önce İstanbul Bursa İzmir otoyolu 426 kilometrenin tamamı hizmete açıldı. Ve gerçekten Cumhurbaşkanımızın Bursa ayağından bu açılış yapmış olması Bursalılar adına, bizler adına da son derece önemliydi. Bayram süresince de otoyolumuz bu bölgeye, yaklaşık 25 milyon insanımızın yaşadığı bu bölgeye çok büyük bir rahatlama getirdi. Geçtiğimiz Ramazan bayramıyla kıyasladığımız zaman normal yol, duble yolda yaklaşık günde 60 bin araç geçiyordu ve bu zaman zaman trafiği durma noktasına getiriyordu. Bu bayram süresince böyle bir durma noktasına gelen trafiği hiç yaşamadık. Yaklaşık duble yolumuzda, normal kamu yolumuzda 30 bin araç günlük geçişi sağlandı. Akışkanlık sürekli söz konusu oldu. Bir o kadar da, yani 60 binin 30 bini kamu yolunda, yaklaşık 25 bin 30 bin civarında da günlük yine otoyolumuzda bir trafik söz konusu oldu. Otoyolda birkaç maddi hasarlı trafik kazasının dışında önemli bir trafik kazası yaşanmadı. Bence en önemlisi de bu. Can kaybı hiç yaşanmadı. Gerçekten bu otoyolun yaklaşık hitap ettiği nüfusun 25 milyon olduğunu ifade etmiştim ben. Türkiye gayri safi milli hasılasının da %65'inin üretildiği bir bölge bu bölge. Sadece bir yerden bir yere ulaşım anlamını ifade etmiyor. Hem bölgenin, şehirlerin ekonomisini, ticaretini, turizmini, tarımını geliştirecek bir faktör olarak gerçekten Bursa ayağında proaktif süreçleri yönetme noktasında bu otoyoldan sonra bölgeye nasıl daha fazla katma değer üretiriz, bunun çabası içerisindeyiz. Tabii bu memnuniyeti vatandaşlarımız, Bursalılar, İstanbullular, İzmirliler, Balıkesir, Manisa ve bu otoyolu kullanan, bu yolları kullanan herkes için çok ciddi bir memnuniyet oluşturdu, bir rahatlama oluşturdu. Ülke ekonomisine de her yıl 3,5 milyar TL hem yakıt hem zaman noktasında bir tasarrufu beraberinde getiren bir yatırım söz konusu oldu. Gerçekten bu anlamda çok yönlü olarak otoyolun Bursa'mıza ve bölgeye önemli getirilerinin olduğunu ilk günden itibaren görme fırsatımız gerçekleşti. Evet, yani Sayın Bakanımız umuyorum ki birkaç gün içerisinde daha net verileri paylaşacaktır kamuoyuyla. Ama kabaca ifade etmek gerekirse Ramazan bayramıyla kıyaslandığında Kurban Bayramı'nda kamu yolumuz, yani o duble yolumuz, eski yolumuz yarı yarıya rahatladı. Bu da akışkanlığın devamı şeklinde, trafiğin hiç durmaması noktasında ve trafik kazalarının can kaybının, mal kaybının azalması sonucu, ki bu sonuç bence çok önemli bir sonuç, doğurmuş oldu.